أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Olamaz. Dersimizin mevzu lehvi ezeli, yani lehvi ezeli ve lehvi mahv ve ispat. Lehvi ezeli diğer manasıyla lehvi mahfuz. Onun hakkında toplanan paragrafların hulasalarını okuyacağım. Hulasa. Çünkü araştırmaların neticesi hulasa. Nedir o araştırma? Risale-i Nur külliyatında geçen lef-i ezeli, lef-i mahfuz, ilmi ezeli gibi tabirler bir araya getirilmiş toplama. O bir araya getirilen A4 sayfalarının okunduğu, ondan sonra ilgimizi çeken paragraflar yazıldı, anladığımızı yazdık, yazdıklarımızı da hulasalandırdık. Şimdi hulasalar okuyorum. 1. Lef-i mahf ve ispat, lef-i mahfuzun bir nevi defteriymiş. Lef-i mahf ve ispat, muallak kader de deniliyor. Alem-i şehadetle alem-i kayıp arasında bir berzahtır. Lef-i mahfuzun defteri. Başka? Lef-i mahf ve ispat ecelli muallaktır. İnanın şu mevzu, şimdi şu anda söylenilen hükümler külliyatta 4-7-2007 4-7-2007'de başlanmış. Bitiş tarihine bakalım. Bitiş 22-7-2007. Kaç ay sürdü? 22-7 tam 18 gün. 18 gün her gün bunu okumak şart değil. 18 gün okunasız. Niçin söyledim? Çünkü bu hükümler hulasadır, özdür, hükümdür. Bu tabirleri gördüğümüz zaman ne demektir diye o zaman Risale-i Nur'da anlatılmak isteneni daha iyi kavrarız. Daha çabuk. Demek ki lef-i mahf ve ispat eceli muallaktır. Başka? Lef-i ezeliye nedir? Ha, lef-i ezeliye nadir keşif çıkar. Lef-i ezeli lef-i mahfuzdur. Nadir keşif çıkar. Çıkıldığına göre mahluktur. Mesela Geylani gibi zatlar lebalarda söylüyor. Çıkıyor. Nereye çıkıyor? Lef-i ezeliye. Şimdi bazıları şu ezeli tabirini görünce ezeli zannediyor. Ezelinin defteri, ezelinin lefası bu. Ezeli kendisi değil. Ezeli bir zatın tecelli ettiği yer, lef-i ezeli bak, ezeli bir lefalar. Şimdi soruyor, şimdi bu lef-i ezeliye nadiren dahi olsa keşif çıkıyor mu? Lemalar da söylüyor, evet çıkıyor. Acaba vacip olsa, ezeli ve ebedi olsa mahluk insan oraya çıkabilir mi? Çıkamaz. O zaman lef-i ezeli mahluktur. Geçmiş ve gelecek mahlukata alemi gayb deniliyor. Hazır zamana alem-i şehadet deniliyor. Geçmiş ve gelecek mahlukatın da canlı, ruhlu, şuurlu olduklarını anlatıyor. Hulasa okuyorum. Yani şu anda an var. Şu anda yaşıyoruz. Bak kalemi kaldırdım. Bu buradayken geçmiş. Şimdi aldım. Hal, biraz önceki geçmiş, gelecek, istikbal. Geçmiş ve gelecek de aynen şimdiki zaman gibi canlıdır, ruhludur, şuurludur. Yani insanın fotoğrafları çekiliyor ya, alemin mesela gidiyor dırr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 r
8 kaymet bahsine geçiyor, lemalarda geçiyor. Bir de 15. mektupta geçiyor. Ne geçiyor? Bu kainat var olup yok oluyor. Bir de 30. sözde geçiyor, zerre bahsinde.
haşiyede. Kainat var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. An ve an. Buna ne deniliyor mektubatta ve sözlerde? Diyor ki, ilimden kudrete, kudret burası alem-i şehadet, ilim, alem-i gayb. İlimden kudrete, kudretten ilime, ilimden kudrete, kudretten ilime. Yani bu çabukluğu dırr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 r
araba ehli söylüyor. Diyor ki saniyede 60 defa yanar söner. Neyi görmüyoruz? Gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğünden dolayı biz devamlı yanıyor zannediyoruz. Oysa devamlı yanmaz elektrik. Bunu ne zaman anlarız? Uzaktan baktığımız zaman yüksekten bir yerden denizin üzerindeki geminin lambası olur, şehirdeki sokak lambası olur. Uzaktan baktığımız zaman lambanın tık 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 yanıp söndüğünü görürüz. O doğru mu? Evet, o doğru. Niye? Peki niye onu fark ediyoruz? O lambanın ışığı bizim gözümüze gelene kadar bir mesafe var. O mesafe uzun olduğundan göz yakalıyor söndüğünü. Demek ki kainat an be an var olup yok oluyor. O kadar hızlı oluyor ki insanın şuuru ve ihatasının üstünde. İnsan şuur edemiyor. Var olup yok oluyor. Lef-i mahve ispata, lef-i kaza ve lef-i kader deniyor. Bak, lef-i mahve ispata ne deniliyor? Lef-i kaza ve lef-i kader deniyor. Başka? Kuvve-i hafıza, lef-i mahfuzun karşılığıdır. Kuvve-i hafıza, lef-i mahfuzun karşılığıdır. Elmanın kendisi kitab-ı mübinden, çekirdeği İmam-ı Mübin'den haber veriyor. Madde madde okuyor. Vücud-ı ilmi daireleri ilmi ezeliden haber veriyor. Vücud-ı ilmi daireleri Kitab-ı Mübin, İmam-ı Mübin, Lef-i Mahfuz. Esma'nın defteri Lef-i Mahfuz'dur. İlim olarak yani Allah'ın sıfatı var. Zatı sıfatı var, subutu sıfatı var. Subutu sıfatlardan bir tanesi ilimdir. Kudrettir, semdir, basardır, kelamdır, iradedir, hayattır var ya. Allah'ın kudret sıfatı ve ilim sıfatı Lef-i Mahfuz'da şöyle gözüküyor. Kitab-ı Mübin'de Allah'ın kudret sıfatı, İmam-ı Mübin'de Allah'ın ilmi sıfatı gözüküyor. Kuvve-i Hafıza, Hafıza-i Kübra'yı da haber veriyor. Ağaçların meyveleri, defteri ekberi, meyvelerin çekirdekleri, tohumları Lef-i Mahfuz-u Azam'dan haber veriyor. İntizam-ı maddi ne demektir? İntizam-ı maddi, Risale'de geçen tabir bu. İntizam-ı maddi, bedihi kaderdir, yani kitab-ı mübindir. Bu alemi şehadet kitab-ı mübin değildir ama değil de değildir. Nedir o? Kitab-ı mübinin hakikatıdır. Aynı anda oluyor. Lef-i mahfuzda imam-ı mübin var, kitab-ı mübin var. Alemi şehadette de kitab-ı mübin şu mevcut hazır eşya olarak gözüküyor. Peki buna ne diyoruz da? İntizam-ı maddi, bedihi kader veya kitab-ı mübin. İntizam-ı manevi ne demek? Eşittir. Nazar-ı kader eşittir. İmam-ı mübin. Zamanın hakikati lev-i mahve ispatta. Lev-i mahve ispat zaman değildir. Ama lev-i mahve ispatta mekanın hakikati var. Zamanın da hakikati orada. Bu çok önemli. Bazıları şöyle anlıyor. Ben öyle anlamıyorum. Lef-i mahve ispat zamandır diyor. Hayır, zaman da var. Lef-i mahve ispat, lef-i mahfuzun yazar bozar tahtasıdır. Lef-i mahfuz, hafıza merkezi.
Bir de lef-i mahfuz-u azam var ki, bak bir lef-i mahfuz var, bir de lef-i mahfuz-u azam var. Neymiş onlar arasındaki fark? Bak, lef-i mahfuz hafıza merkezi. Bir de lef-i mahfuz-u azam var ki bunun içinde lef-i mahfuz da var. Bu lef-i mahfuz-u azamın yazar bozar tahtası lef-i mahvi ispattır. Bak şimdi. Çok ilginç ama. Lef-i mahfuz-u azam arş azamdadır. Lef-i mahfuz arştadır. Allah Allah. Elhamdülillah. İkram eden Allah'ın razı. Bak lef-i mahfuz-u azam arş azamdadır. Lef-i mahfuz ise arştadır. Lef-i mahve ispat ise yedi kat sema ile alemi gayb arasındaki koridordur. İlim ve emri ilahinin ünvanı, ilim ve emri ilahinin ünvanı neymiş? Eşittir İmam-ı Mubin. Kudret ve irade ilahinin bir ünvanı eşittir Kitab-ı Mubin. Şu anın ve alemi şehadetin hazır zamanı, şu an lef-i mahfuz, lef-i mahve ispattır. Bak şu anın ve alemi şehadetin hazır zamanı, şu an lef-i mahve ispattır. Şu anda lef-i mahve ispat oluyor. Şu anın kendisi lef-i mahve ispattır. Şu an. Şu an, zaman yoktur biliyorsunuz. Saniye düşün. Tık, 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 tık. An var. Anları toplarsan zaman olur. Bak, anlar zamlanıyor, zaman oluyor. Zaman yoktur. An vardır. Tık, tık. Tıkları toplarsan zaman olur. Yani tıklara ne deniliyor? An. Şu an. Geçmiş yok. Gelecek yok. An, 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 an. Bu anlar zamlanıyor, birleştiriyoruz, zaman oluyor. Peki şu an nedir? Lef-i mahve ispattır. Şu an. Lef-i mahve ispatın yapısı nedir peki? Harekattır, ihtizazattır. Harekattır, ihtizazat şu. İpin ucunu tuttum ben. Sen de ipin ucunu oradan tut. Tut. Ger. Ortadan birisi ipi, gerilmiş ipi ortadan kaldırsın. Kaldır, 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 kaldır. Bırak. Buna ihtizazat denilir. Yani bak, veya ustadımızın misaliyle ateş, ateşli bir odun. Çevir böyle. Bu tekti ama böyle tak 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 tak. Ama gözün görme kabiliyetinden hızlı biraz yaklaştırdığımızdan dolayı yani kırmızı bir daire görürüz. Buna ne deniliyor? İhtizazattır. Yani ne demektir? Çok acayip. İpin ucunu tuttum. Ben buradan tuttum. Vuuu yaptı ya. Heh. Bu kainat, bu alem-i şehadet an ve an ihtizazattır. 30. sözde geçiyor bu. Haşide. İhtizazat demek var olup yok oluyor, var olup yok oluyor, yok oluyor, var oluyor, var oluyor, yok oluyor. İlimden kudreti kudreti. Şimdi alemi misale bizim fotoğraflar geçiyor. Alemi misal şöyle zannediyor insanlar. Tak fotoğrafı çıktı, fotoğraf içki eli giderken tak 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 böyle hayır. Sözde 109-110. Sayfada o geçmiş zaman ve gelecek zamanın canlı, ruhlu ve şuurlu olduğunu söylüyor. Yani böyle fotoğrafını almak değil. Sen var olup yok oluyorsun ya, yok olup var oluyorsun, var olup yok oluyorsun. O gidenlerdir. Drrr, gittiklerin. Orada sen aynı buyum be. Aynı buyum. Peki benim hakikatim cennette ne olacak? O doğdum, öldüm, var olup yok oldum, yok oldum, var oldum, var oldum, yok oldum. Bu komple silsilenin tamamı benim. Bu hakikat cennette olacak işte. Yani ben cennete gidip de bu aynalar vasıtasıyla çoğalmak değil. Benim nurani olduğumdan bir anda çoğalmak değil. O da var ama esas o değil.
ben doğdum, öldüm. O an ve an var olup yok olanlar ben, vücudu haricisi vardır, vücudu ilmisi vardır, canlıdır, ruhludur, şuurludur. O gidiyor, işte onlar kullanılacak cennette. Buna ihtizazat deniliyor. Kur'an'da halkın cedid geçiyor. Kur'an'da iki yerde kainat için halkın cediddir diyor. Tak 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 tak. Kıymet bahsi bunu işliyor. Zamanla eşya farklıdır. Zamanla, şu anda mesela zaman var. An, yani an var. Bir de eşya var. Farklı şeylerdir. Yani ne demek? Nehir başka, nehrin hareketi başka. Ustad, nehir şöyle misal veriyor. Nehir akıyor ya. Nehir var, durdur. Nehri durdur. Bu nehir. Bu nehir bırak aksın. Ha, demek ki nehir başkadır, nehrin hareketi başkadır. Nehir mekandır, nehrin hareketi zamandır. Allah Allah. Bu hareketin kendisi sayfi misaliyesidir. Yani eşya, mekandaki eşyanın hareketinden doğan değişik bir şekiller oluyor. Mesela bak, görüyor musun? Şekil değişti. Bak, değişti, değişti, değişti. Ha, peki mekandaki maddenin hareketinden ortaya çıkan değişikliğe ne deniliyor? Sayfi misaliye. Mekandaki maddenin hareketinden ortaya çıkan farklılığa andır, sayfi misaliye buna deniliyor. Lef-i mahve ispat kullanılınca lef-i mahfuz-u azamı kullanıyor. Bunun içinde lef-i mahfuz da var. Yani nerede lef-i mahve ispat kullanıyor? Ustad lef-i mahfuz-u azam diye kullanıyor. Zaman, lef-i mahve ispattaki kudret kitabının sayfesi ve mürekkebiymiş. Zaman neymiş? Lef-i mahve ispattaki, lef-i mahve ispattaki, biliyorsunuz lef-i mahve ispat neydi? Lef-i mahfuzun defteriydi. Yazar buzar defteri. Yani şöyle düşünelim. Ankara İçişleri Bakanlığı, İstanbul Zeytinburnu karakolu. Nedir? Karakol. Bu karakol buna bağlı. Ha, Lef-i Mahfuz İçişleri Bakanlığı Ankara, onun şubesi, yani emirler buraya geliyor, yapılıyor, tekrar gönderiliyor. Yani bunun defterlerinde, bilgisayarında emirler geliyor, gidiyor, gelip gidiyor. Ha, Ankara Lef-i Mahfuz, şubeleri de Lef-i Mahve İspat. O zaman nedir? Zaman, Lef-i Mahve İspat'taki kudret kitabının sahifesi ve mürekkebidir. Lef-i Mahfuz'un Alem-i Şehadet'teki, bak Lef-i Mahfuz'un Alem-i Şehadet'teki tahtası, mürekkebi, sahifesi nedir? Lef-i Mahve ispattır. Lef-i Mahfuz'un Alem-i Şehadet'teki o yazar bozar hali Lef-i Mahve ispattır. Yani Lef-i Mahve ispat böyle bir alem olduğu gibi bu alemin hakikatıdır aynı zamanda. Bu mekandaki hareketten ortaya çıkan Lef-i Ezeli diye, misal ezeli diye geçiyor. Lef-i Mahve ispat zemin. Bak Lef-i Mahve ispat zemin burada yazılıyor. Bu alem-i şehadetin kurulduğu zemin Lef-i Mahve ispattır. Yani bu kainat yedi kat sema. Nerede konmuş? Nerede? Yani bu masa nerede? Bu zeminde. Bu zemin nerede? Bu binada. Ha, bu masa bu zeminde olduğu gibi bu kainat ve yedi kat sema nerededir? Lef-i Mahve ispattadır. Bu zemin sahife, bak buna ne deniliyor? Lef-i Mahve ispatta şöyle diyor ustad. Zemin, sahife, nehir, kelami kudret, kelami kader diye geçiyor. Zemin eşit Lef-i Mahve ispattaki tahta veya nehirmiş. Bak zemin buymuş. Lef-i Mahve ispattaki tahta veya nehir.
Zaman ise bu zeminin yani lev-i mahve ispatın sahifesi ve mürekkebiymiş. Bak bu zemin var, bir de bu defter var, bir de mürekkep var. Manası şu andaki kitab-ı mübindir. Lef-i mahve ispatta sırf zaman yok. Lef-i misali, alim-i misalin bir alt defteri ki lef-i mahve ispatta gözüküyor. Bak lef-i misali, alim-i misalin bir alt defteri. Mesela biz neyi biliyoruz? Alim-i misal. Peki şöyle diyeyim. Bu kainat ve sen ve ben yaratılmadan önce siz suretlerimiz, manalarımız, hakikatlerimiz alem-i misalde var mı? Geliyor. Var. Peki buradan işi bitirdikten sonra gidenler nereye gidiyor? Alem-i misale mi? Hayır. Daha yaratılmadan Allah tarafından yaratılan vücutlar, ilmi vücutlar alem-i erva, alem-i mana, alem-i misalde bulunuyor. Buraya geldi. Vazife yaptı. Buradan nereye gidiyor? Alem-i misale şeyine gitmiyor. Onun bir defteri var. Lev-i misali deniliyor. Bir alt. O ki aynı yere gidecekti. Buraya niye geldi? O ki gelen gittiğiyle aynı. Değil. Alem-i misal Allah canibindeki depo diyelim. Alem-i misal. Burada çekilen fotoğrafların da gittiği depoya da lev-i misali deniliyor. Allah tarafındaki ruhların deposuna alem-i erva. Buradan vefat edip gidenler ruhlar alemine gidiyor. Hayır. Levh-i ervaha gidiyor. Levh-i ezeli, levh-i mahfuz manasındadır. Levh-i ezeli, bak ezeli, levh-i mahfuz manasındadır. Ezel değil. Yani ezeli, bak ezeli deyince, bak levh-i ezeli, i'nin nesi var? İ'si yok. Apostrofu var. Hani takkesi var. O ne demektir? Lev-i ezeli değil. Lev-i ezeliye ait. Mesela Hasani nokta koy. Hasani çekince Hasan değil. Hasan'a ait oluyor. Arapçada. Onun için lev-i ezeli ustad böyle ustad diyor ki bir virgül bile nokta bile manayı değiştirir. Bak mesela lev-i ezeli desen nokta koysan özeli bir leva. Özeli. Ama o nokta yerine takke koyarsan ezeli leva değil. Ezeli le, ezeli bir alemin levası. Lef-i mahve ispat eceli muallaktır. Bazı yerlerde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'den ayrı lef-i mahfuz zikredilerek farklı olduğunu gösteriyor. Alimler lef-i mahve ispata nefis diyorlar. Alimler lef-i mahve ispata nefis diyorlar. Yani insan hakikati ene yaratılmış, mecul denilen şeyde. Arş-ı Azam'da ruh takılmış. Lef-i mahfuz tarafından akıl takılmış. Arş'ta duyguları, hayatları, hayat takılmış. Küste, kürste, beşeri takılmış. Lef-i mahve ispatta ne takılmış? Nefis. Bazı alimler lef-i mahve ispata nefis diyorlar. İmam-ı mübin eşittir, manadır. Kitab-ı mübin nurdur. Yani ene'de ne vardı? Nur ve mana vardı. İmam-ı Mübin mana tarafımızı temsil ediyor. Kitab-ı Mübin ise nur tarafımızı temsil ediyor. Kitab-ı Mübin, bu da çok önemli bak. Kitab-ı Mübin, Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'ın vücudu haricisidir. Kitab-ı Mübin gene maddi hayat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. İmam-ı Mübin manevi hayat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bak, Işkan, hafıza mevzu olunca lef-i mahfuz tabiri kullanılıyor. Lef-i mahfe ispat mevzu olunca Risale'de
lef-i mahfuz-ı azam kullanılıyor. Yani külliyatta hafıza ile alakalı bir konu işliyorsa lef-i mahfuz kullanılıyor. Ama icraat kullanılınca, bu kainattaki icraat faaliyet nereden geliyor? Lef-i mahfuzdan değil, lef-i mahfuz-ı azamdan. O zaman lef-i mahfuz-ı azam kullandığı iken lef-i mahfi ispat kullanıyor. Lef-i mahfuz-ı azam mevzuya geçince kullandığı, yani lef-i mahfuz-ı azamın alem-i şehadetteki karşılığı nedir? Lef-i mahfi ispat. Ama lef-i mahfuz kullanıldığı zaman alem-i şehadetteki karşılığı nedir? Kuvve-i hafıza. Çok acayip yani, çok garip. Tabii külliyat o zaman değişiyor. Lef-i mahfuz-u azam kullanılınca, bir de başka, lef-i mahfuz-u azam kullanılınca külliyata İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin görünüyor. Arşla arş-ı azam gibi farklıdır. Mizan tabiri görünce külliyatta İmam-ı Mübin'in karşılığıdır. Nizam ne? Nidenin nesi? Nizam kullanılınca Kitab-ı Mübin'in karşılığı. Ezel tabirini görünce İmam-ı Mübin, Ebed tabirini görünce Kitab-ı Mübin'in karşılığı. Lef-i mahfuzun mahluk olması, orada Kur'an'ın yazılması, nadir de olsa nazarın oraya çıkması mahluk olduğunu gösteriyor. Alemi misalden gelenler lef-i misaliye gidiyorlar. Alemi misalden gelenler, biraz önce işledik onu. Alemi Allah'tan gelenler, bak, alemi Allah tarafından bütün ruhlar, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek ruhlar alem-i ervahta, depo diyelim. Bu Allah tarafındaki bu depoya alem-i ervah. Burada yaratılıp da vazife işlevini yaptıktan sonra geçiyor. Alem-i berzah ve ruhlar alemi, mana alemine geçiyorlar. O geçtiği yer alem-i ervah değil, alem-i ervahın dairelerine göçüyorlar diyor Üstad. Alem-i ervahın dairelerine göçüyorlar. Çok acayip ya. Gelenlerin dönüşlerinde aynı alem kullanmıyorlar. Hani gelenler dönüş yaptıkları zaman geldiği yere gitmiyor. Bu gidenler lef-i misali, alem-i ervah daireleri hep lef-i mahve ispata gidiyorlar. Alem-i berzah da buradadır. Alem-i berzah var ya, kabir. Ahiret midir? Hayır. Dünya mıdır? Hayır. Berzah. Bu alemi berza, alemi berza, alemi ervahın daireleri, lef-i misali, bunlar hep lef-i mahv ve ispat aleminde bulunuyor. Depo ruhlar alemi. Yaratılan ruhlar ölünce nereye gidiyorlar? Alemi ervah daireleri. Nerede bu alemi ervah? Lef-i mahv ve ispatta. Şekillerimiz, suretlerimiz, manalarımız alem-i misalde. Vazife yaptı, gitti. Nereye gitti? Alem-i misalin dairesi olan lef-i misali. Peki lef-i misali nerede? Lef-i mahv ve ispatta. Zaman nerede? Lef-i mahv ve ispatta. Mekanın hakikati nerede? Lef-i mahv ve ispatta. Zaman lef-i mahv ve ispat değil. Lef-i mahve ispattaki kitabeti kudretin sayfası mürekkebidir. Mesela bak, zaman lef-i mahve ispat değil. Lef-i mahve ispattaki kitabeti kudretin neymiş? Sayfasıdır, mürekkebidir. Geçmiş aslında tabirini kullanınca şunu göreceksin. Geçmiş asıl ilim. Gelecek neslinde olunca emir. Bu ikisi ilim ve emir nerededir? İmam-ı Mübin'dir. Bak, geçmiş aslında deyince ilim, ilimden ilime dayanıyor. Gelecek neslinde emir kullanıyor külliyatta. Emirle ilim nedir? İmam-ı Mübin'dir. Zamanla hazır kudrete bakar. Alem-i şehadet iradeye bakar. Kudret iradenin hulasasına ne denilir? Kitab-ı Mübin. Yani irade ile kudretin hulasasına Kitab-ı Mübin, ilim ve emir
Hulasasına da İmam-ı Mubin deniliyor. Zaman hazır ve alem-i şehadet, Kitab-ı Mübin'den istihsa, çoğaltılmış. Yoksa zaman hazır ve alem-i şehadet, Kitab-ı Mübin değil. Ondandır o değil. Şu alem-i şehadet, Kitab-ı Mübin midir? Hayır. Bu alem-i şehadet, Kitab-ı Mübin'dendir ama Kitab-ı Mübin değildir. Ondandır, o değildir. Ne endi ne dair gibi. Yazmak harekattır, çizmek ihtizazattır. Zaman Kitab-ı Mübin'den istinsa çoğaltılıyor. Lef-i Mahfuz ilim dairesidir. Lef-i Mahfuz ilim dairesidir. Şimdi bunu bir levhada görmek istiyorsanız ben o kamerayı alayım. Buraya ben size göstereyim. Ondan sonra siz de şekil itibariyle, simgesel itibariyle onu görürseniz daha çok ihata olur zannediyorum. Ben kamerayı alayım. Bakayım becerebilecek miyim? Bu işlerin erbabı değiliz ama. Bak. Mecul, Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Kürs, Lef-i Mahfuz ispat. Şu anda makam münasebetiyle bunlar konu işlenmediği için bunlar boş. Bak, Arş-ı Azam neymiş? Lef-i Mahfuz-u Azam'dır. Unutma. Lef-i Mahfuz, bak Lef-i Ezeli, geçmiş ve gelecek mahlukatın canlı ve ruhlu, şuurlu oldukları, yani vücudu ilmi daireleri, Esma'nın defteriymiş, Bedihi Kader, Kitab-ı Mübin, Nazarı Kader, İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, iradeye ve emri tekviniyeye bakıyor. İmam-ı Mübin, ilim ve emri ilahiyenin, Kitab-ı Mübin, kudret ve irade ilahiyeye bakıyor. Ondan sonra Lef-i Ezeli, bak görüyor musunuz apostrof? Şu. Bak, tak gevası var bak. Yani Lef-i, orada nokta olsaydı Lef-i Ezeli, Ezeli olacaktı. Ama o apostrof olunca Ezeli ait. Ezeli değil, Ezeli ait. Kitab-ı Mübin nura bakar, İmam-ı Mübin manaya bakar. Ene. İkisinin, bu ikisinin toplamı, şu ikisinin toplamı mec'ul. Ene. Kitab-ı Mübin maddi hayat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam, İmam-ı Mübin manevi hayat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Manevi hayat-ı Muhammediye. İmam-ı Mübin mizana ezel tabirleri kullanılıyor. Kitab-ı Mübin konuşulunca nizam ve ebed kullanılıyor. Kur'an'ın yazıldığı yer harflerle yazılmış. Cebrail buradan almış. Burası mahluk. Cebrail Kur'an'ı almış getirmiş. Nereden? Lef-i Mahfuz'dan. O zaman orası mahluk. Çünkü Cebrail mahluk. Geçmiş aslına kullanılınca ilim. Gelecek neslinde kullanılınca emir. İkisi ne demektir? İmam-ı Mübin. İlim ve emir. Zamanı hazır kudrete. Alem-i şehadet iradeye. Kudretle iradenin hulasasına Kitab-ı Mübin. Alem-i şehadet ve zamanı hazır Kitab-ı Mübin'den istihsa çoğaltılmış. Alem-i şehadet ve zamanı hazır Kitab-ı Mübin'dendir, o değildir. Tamam. Yani çalışmamı da şurada da bir göstereyim. Nasıl çalışılıyor? Şöyle yani şey olur inşallah. Size de bak ne yazmışım? Lef-i Ezeli, Lef-i Mahfuz ispat. Görüyor musun? Lemalar 104. Paragrafı aynen alıyorum. Ondan sonra yeşil olanlar anladığımı. Bak böyle defterle. Defterle öyle okuyup, çünkü kitap okurken Lef-i Ezeli tabirini geçince ilgimi çekmiyor. Ama toplamayı sırf Lef-i Ezeli diye okursan sırf ona yoğunlaşıyorsun. Bak hiç üşenmeden aynen metni yazıyor.
Bak şu metine bak. Lemalar 337'de anladığım yere bak. Bak şu kadar yer. Bak böyle. Bu sefer bu her bir anladığım paragrafları orada size kulasalandırdım. Bak burada ne şekil çıkmış görüyor musun? Bak. Eletik. Filmin başladığı makara. Filmin sarıldığı makara. Gel. Ekran. Elektron. Akseden. Geliyor bak ne çıkmış. Bak orada. Şimdi alemi gayb alemlerinde karşılıkları var. Yani böyle ondan sonra tek tek ne demektir böyle çıkıyor. Bir rüya görmüşüm. Rüyada bana şöyle bir şey demişlerdi. Rüyada rüyamı herhalde burada yazmışım. O zaman rüya görmüşüm bu işle meşgul bak. Rüyamda dediler ki ekran alemi şehadet sıfata bakar. Ekranda görünen görüntü hazır eşya esmanın cilve ve nakşi ile ve cemalidir. 3. Filmin 1 ve 2 makaraları İmam-ı Mübin'e elektrik sıfat elektrik ise o sinemayı çeviren sıfat olan Kudret-i Rabbaniye'ye 5. O makara boşalırken duvara yansıyan ve onun arkasında o anda gözüken alemi gaybdaki o andaki yansıması diye böyle bir not almışız. Geçiyor şuraya. Neyse nasıl okumuşuz. Bir gösterme adına yapmıştık. Mesela bak ne nasıl şey yapılıyor. Tek tek çalışmak lazım ki bunlar çıksın. Bak şu şekiller. Bak ne kadar yazmışım. Külliyatta bak. Nerede? Külliyatta iki yerde lef-i mahfuz-u azam geçiyor. Bir yerde lef-i ala geçiyor. Külliyatta iki yerde lef-i ezeli geçiyor. Külliyatta iki yerde lef-i kaza geçiyor. 15 yerde lef-i mahfuz geçiyor. Bir yerde lef-i mahf geçiyor. Lef-i mahf. Ondan sonra 5 yerde lef-i mahf ispat geçiyor. 3 yerde lef-i misali geçiyor. Ya ne nasıl geçiyor, niye geçiyor diye onların yerine bakıyoruz. Böyle. Ondan sonra bakayım. Ve hulasa o paragrafların hepsini böyle 1, 2, 3 diye şöyle hulasalandırdım ki şey yapılsın diye. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalavatı.